Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Daha hızlı bir reaksiyon videosu olamaz. Saat şu an 7.54 abi. Evet. Nuggets Lakers maçı bitti. Ama yani çok aslında kötü bir maçtı. Hani molalar bir türlü oyuna giremiyor. Eleştirilerim var. Nuggets bir şekilde durumu 3-0'a getirdi. Lakers süpürülmenin sadece bir maç eşiğinde. Evet, yani keşke süpürülseydi diye izledim ben maçı. Çünkü şöyle örnek verebilirim arkadaşlara. Maç oynanırken mesela annelerimiz vesaire falan nasıl ortalığı toplamaya başlar. Aynen. Yemekle ilgilenir. Aa, dur şunun altı kaynıyordu onu kısayım falan der ya. Ben de aynı şekilde içeriden gittim. Yer fıstığımı aldım. Cevizimi, fındığımı aldım. Onları böyle kıra kıra çok güzel bir pestil haline getirdim. Granola yapıyordum. Çayımızı içtik. Çayımızı içtik. Hani muhabbet ede sanki bir normal sezon maçı izliyormuşuz gibi. Ve Hiç. Muhtemelen Darwin hem de normal sezon Öyle. maçı izliyoruz Ama yani zannetti. biz arenanın durumunu hiç beğenmedik. Evet, yani diğer takımlarda örneğin işte Clippers'ı izlemişseniz birkaç gün evvel, yine Los Angeles takımı diye örnek veriyorum. Evet. Dallas Mavericks karşısında adamların hani ekseriyeti lacivert giyinmişti. Veya işte genel bir işte takımına karşı bir destekleme hali vardı Ya, filan. playoff maçı izlediğini anlıyordun. Tabii. Yani çünkü hemen hemen her taraftar grubuna ne deniyor? Kardeşim hepiniz sarı giyin ya da mavi giyin ya da kırmızı giyin. Ya da kulüp yönetimleri her koltuğa zaten onları koyuyor. Yok Bu tabii. dediğin gibi yani bir sezon maçıydı aslında. Tabii, normal sezonun son maçı Ki gibiydi nasıl yani. diyebiliriz? Sen de zaten maç esnasında dedin abi. İlk çeyrek aslında Lakers 10 sayı önde bitirdi. İlk yarıyı da önde bitirdi. Fakat daha ilk yarı biter bitmez bana dedin ki bak gör zaten Denver'da ikinci viteste, üçüncü viteste gibi bir takar vitesi Tabii. geçer dedi. Ne oldu? Dakika 8 ile 6 arası Aaron Gordon inanılmaz bir sekansı vardı. 10 sayı Tabii. buldu. 3. çeyrekte. Michael Porter Jr.'da daha da bir kıvama getirdi. Ama fişi çekti Şimdi yani. Murat'ın efsane bir yorumu oldu ama ona gelmezden evvel biraz Ne maçın dedim acaba? hikayesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. İlk periyot oynandı, bitti. Ben Murat'a dedim ki yani zaten fast break sayısını fazla buldu Lakers. Bir de onun dışında genel anlamda boyalı alanı iyi kullandılar. Evet. Ya bu güzeldi, tamam, işte Lakers enerjik başladı, bir reaksiyon verdi. İlk periyodu kastediyorum. Arkadaşları bir de hani ilk yarının özeti olarak aslında maçın da ne kadar kalite anlamında da zayıf olduğunu şöyle söyleyeyim abi. Denver Nuggets 15 üçlük denemesinde 2 isabet, Lakers 11 üçlük isabetinde 1 Lakers isabet rezillik olabilmiş. vaziyetinde dış atışta. Artık izlerken gına geliyor. Evet. Böyle yani kalp krizi geçirecek gibi oluyorsunuz. Çünkü topu alıyor zaten. Hadi oğlum diyorsun, yok. Tabii. Hadi oğlum diyorsun, yok. Veya Denver için de ben ilk çeyrekte de ikinci çeyrekte de onu hissettim. Yani neticede objektif olarak izliyorsunuz. Ama biraz bir oyun olması lazım. Aynen öyle. Ki seyir zevki de oluşsun filan. Fakat tabii Denver'da da ben şunu hissettim. Yani yol yorgunu gibilerdi ilk iki çeyrek. Ha tabii. Ya neyse, tutalım şu maçı şurada da. Üçüncü çeyrekte biraz işte vitesi 3'e 4'e takarız. Bakın 5'te demiyorum. Ya 2'de falan gidiyorlardı. Evet. Vitesi 3'e 4'e atarız zaten Lakers'ı hacamat ederiz gibi geldikleri kanaatindeydim. O efsane sekansta şöyle bir şey yaşanmıştı. Aaron Gordon peş peşe işte Altı sayılar sayı buldu. buldu. 6 sayı buldu. Bir pozisyon geldi dış atış gibi bir konumda. Veya işte 8'li sayıdaydı. Dış atış konumuna geldiğinde Jamal Murray'deydi top. Skoru buldu. Ben Darwin hem için dedim ki oğlum mola alsana dedim. Murat da dedi ki yok abi dedi, o buranın İsmail Kartalı. O şimdi almaz, Gordon atınca alır dedi. Tabii. Aradan birkaç saniye geçti, işte top döndü. Öteki taraftan Aaron Gordon sayıyı buldu. Öyle işte Tabii. aldım Çünkü molayı. adam orada şunu düşünüyor. Yani gerçekten öyle inanıyorum. Yani Aaron Gordon mesela 8 sayı arda arda atsın ki ben öyle alayım molayı. Diğer türlü mesela Ama yok hiç mantık ne atsa burada? cama ya orada onun hani o alevini kesiyor. Nuggets'ın kesmiyor Nuggets'ın diye. kes. Ben Ha. öyle düşünüyorum. Ve Çünkü skor yani şey olarak düşünmeyin bunu. Sonuçta ya, kötü oynarsanız da kazanabilirsiniz. tabii. Yani bu maçı birisi kazanacak sonuçta. Denver, şimdi Murat söyleyecektir onu. Aaron Gordon kariyerinin maçını oynamış falan da. Ya ben pek onu hissetmedim açıkçası. Ulan ne maç oynadı be bu çocuk falan diye. Mücadele etti. Ama karşıda o kadar beleş bir rakip var ki. Tabii. Ya hücum reboundunda hiçbir şeyi alamıyor. Ya hiç kimse box out yapamıyor. Bir tek işlerinde şey gibi. Pardon, Davis. Tabii. Yani ergen irisi pozisyonunda. Evet. Diğerleri de ufak çocuklar gibi. Doğru. Anca Davis gelince bir rebound alınabiliyor, Doğru pozisyon oluyor doğru. falan. Yani tatsız oldu. Abim dediğini hemen şöyle özetleyeyim. Aaron Gordon bugün 29 sayı attı. Kariyerindeki en yüksek playoff sayısına ulaştı. 15 rebound aldı. Gene kariyer rekoru kırdı playofflarda. 18'de 12 ile Tamam. o bitirdi maçı. Sadece isabet olarak. Ve Aaron Gordon 20 sayıyı aştığı maçlarda Nuggets 5
galibiyet almış. 5'te 5 yapmış tamam. Playoff'larda. Yani Aaron Gordon varsa hakikaten 20 sayı da aşıyorsa sen gönül rahatlığıyla Denver Nuggets kazanabilir gibi bir yorumda da bulunabiliyorsun. Orada başka bir şeyi işaret ediyor bana göre esasen. Yani Aaron Gordon'ın 20 sayıyı geçebilmesi için rakibin o anki performansının da kötü olması gerekiyor. Yani özellikle boyalı alanda yani çareyi bulamamış demektir. Top geliyor oğlum yani Gabe Vincent'a geliyor. Trash. Ya bir de şeye kanmasın seyirciler hani sonradan bu videoyu izleyecek olanlar falan. Hı. Ya yakın bitmiş falan veya işte LeBron bilmem kaç sayı atmış falan. Bunların hepsi net bir uzaklıktı maç. Çok şey yani hiç yaklaşacak gibi değildi. Tabii. Ya sanki hani Murat'la beni de alsalardı hani biraz birkaç sayı da biz de atardık gibi bir hissiyatım oldu. Ve İdmanlı yani, girsek yani. Şey aslında dedik ya hani D'Angelo ya da Austin Reeves bu sezon yani iyi oynadılar son bölümleri diye. Baktığın zaman kardeşim şu son 3 yani 3 maçı ele aldığında LeBron'la AD'nin toplam sayısı 176. Geriye kalan bütün Lakers oyuncuların toplam sayısı 131. Tamam. Ya yani bu da ayıp artık. Yani 39 yaşındaki bir adamla Lakers'ı emanet ettirdiğin diğer şeyin yani uzunun tamam. Yani yarısından fazlasını atmış. Fazlasını atmış. Tabii burada çok ciddi bir franchise kurgu hatası var. Tabii canım, bu kabul edilebilir yani bir şey değil onlar için. Baştan aşağı doğru Los Angeles Lakers'ın tekrar bir yapılanması gerektiğini gösteriyor. Bir de şeyi de söyleyeyim. Senin bir önceki maçın sonuyla ilgili verdiğin güzel bir betimleme vardı. Yani bu maçın bir kırılma maçı olduğunu. Ha ben öyle öyle düşünüyorum. Bir hakikaten bugün onu gördük. Çünkü yani bir sporcu olarak da nasıl sen normal sahilde oynadığında bir de halı sahada o maçı yaptığında şey hissedersin. Yani o maçı kaybettikten sonra bir daha dediklerine tamam. Hadi bir daha oynayalım dediğinde yani çok artık gönlün gelmez. Ya tamam ya keşke o maçı kazanayım. Akıl orada kaldı bence bir kere. Ha yani 3-1 olur 4-1 ile biter tamam, ya da 4-0 biter ama muhakkak bence artık Denver Nuggets uzatmaz yani. En fazla 2 maç sürer bence. Tabii. Ya bitti yani. Bence buradan sonra hani 4'ü bile 4'te bile bitirebilir Denver. Ha, evet yani evet. Olacak. Ya hadi beyler hani Colorado'ya rahat dönelim falan diye. Seyircilerin de çünkü şey yok yani. Biz bu maçı alırız. Tamam. 2-1 yapacağız gibi hiçbir vaziyet sen yoktu. Sen ne dedin? 12 Kasım 2022'den beri mi yenemiyormuş? Tabii Denver evet. 11 maç oldu bu arada daha arkadaşlar 2025'i evet. Falan bulur yani bu. Yenemez yani şu an görüntüde. Nereye yenecek abi? Şöyle bir istatistik var. Nuggets, LeBron'u 10 defa arda arda yenen ilk takım olmuş. Yani bir LeBron tarihini düşündüğünde yani 2003'ten 2024'e kadar tamam. 21 yıl içinde ilk defa bir takım tamam. 10 maç üst üste LeBron James'i yenebilmiş. Bu da LeBron'un bence yani şanssızlığı diyorum. Şey olarak yani bir Golden State hanedanlığı net. Şimdi bir Denver Nuggets net yani. Ama ben şeyi düşünüyorum böyle durumlar. İyi rakipler. Mesela FM'de fazla uzatırsın ya kariyeri artık abuk subuk olaylar elbette olmaya başlar. Elbette denk gelecek sana da. Tabii. Yani onun gibi mesela Türkiye Ligi'nde çok uzun oynuyorduk diyelim tabii. Ki. Artık Kayseri Spor böyle Şampiyonlar Ligi kazanacak raddeye geliyor evet. Falan. Demek ki artık 130 yıl oynamamanız lazım bu aynen öyle. Gibi düşünüyorsunuz siz de. Şey olarak da nasıl görüntüyü gördün gösterdim sana. D'Angelo mesela o sırada Derwin'e bir taktik anlatıyor. Bütün Lakers çember yapmış böyle duruyor. D'Angelo o sırada muzunu yiyor takmıyor. D'Angelo Russell da bugün 0 sayı. 7'de 0 sahiçi isabeti, 6'da 0 üçlük. Rezil. Çünkü Stedmiz şöyle paylaşmış arkadaşlar. Klay Thompson'la paylaşmış fotoğrafı. Ben ilk başta anlamadım. Klay ne alaka diye. Yani. Sonra yazıyı okuyunca dedim ya tamam. Aldırını vura tekine işte yani. Tabii. Veya tencere dibin kara seninki ve benden kara. Ve şöyle aslında kimi arkadaşlarımız da diyordu ya. D'Angelo da iyi. Şöyle böyle. Bizim, yok yani her şeyin bir grubunda da isim vermeyeceğim de. Yani pek bu isimlere güvenilmez aslında. Hakikaten ben güvenmem. Tabii. Yani mesela ne bileyim Messi, Ronaldo bunlara güveniriz. Ama mesela D'Angelo. Sen de nereden açtın be oğlum yani. Şey anlamında diyorum. Yedin Ceko filan deseydin bari. Şey anlamında yani şimdi LeBron'a güveniyorum. Ya, ve Lakers iki maç alır yorumda bulunabilirsin ama abi D'Angelo çok iyi gidiyor ve kesin bence. Yani D'Angelo ile yola çıkılmaz arkadaşlar. Ama, bu net ya. Ama şöyle diyeyim yani serinin gelişme tarzına baktığında ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü ben dürüst olayım yani Lakers'ın bir maç tamam. İki maçı alabileceğini düşünüyordum. Yani terse gideceğini düşünmüyordum da. Evet. İki olabilirdi. Zaten ikinci maçta bunu gördük. Ya kardeş yani ben insan... genelde 4-2 ya da 4-1 dedim Nuggets için ama yani şey. Hani 3 olmazdı. Lakers o kadar çıkaramazdı. Tabii. Ama genel görüntü itibariyle falan çok yazık oldu. Evet. Yani şeye yazık oldu anlamda diyorum. Yani ben sabah kalkmama yazık oldu. Doğru. Peki abi bir tarafta Joel Embiid eleştirimizi dinledi galiba. 50 sayı attı her bugün. Her şeyin bir dinlediği için teşekkür ediyorum yani, kameramlı kardeşime. İyi bir şekilde maçı aldırdı. 2-1'e getirdi seriyi Knicks. Yani belki 2-2'de yapıp
Knicks'e gene taşır işi. Ama yaptığı hareket de bence hoş değil Mitchell Robinson'a. Oğlum o ya. Yani şöyle evet. Bir anda flagrant bir aldı galiba. İki bekleniyordu çoğu insanda. 50 sayı attı. Tam bir çocuk ya. Tam evet. Bir çocuk. Yani o hareketlere bayılıyorum falan. Böyle bozuk atıyor. Tam falan deyip evet. Çekiyor herif bacağından vesaire. Yani tam bir hakikaten böyle ergen hareketi oluyor böyle sahada. Öyle. Kavga çıkarmak istiyor gibi vesaire falan. Ama o serinin dinamiği bence tabii ki çok daha güzel. Çok daha böyle izlemeye değer. Tabii, yani aynen öyle. Denver gazını tabii erken kaçırdı. Yani tabii. İkinci maçta Jamal Murray son saniyede yapıştırınca işte sayıyı artık aynen tabii öyle. Lakers salmış ama bu tarafta hakikaten Philadelphia New York'a sanki 2-2 ile gidecek şekilde hı-hı. Bir dinamik oluşturmuş vaziyette. Yani görüntü de benim beklentim hakikaten de serinin eşitlenip o şekilde Madison Square Garden'ın geri dönecekleri yönünde. Çünkü Sixers de boş takım değil. Yani iki takım arasında fark gerçekten çok az. Joel Embiid zaten sakatlanmasa Doğu Konferansı bu şekilde bitmeyecekti. Hı-hı. Daha farklı olacaktı. MVP yarışı daha farklı olacaktı. Tabii aynen öyle. Nick Nurse'un takımına olan hakimiyeti genel olarak daha iyi pozisyonda ve yan parçalardan alabildiği verim de daha yüksek. Bu maçta da biraz gördük. Ama netice itibariyle MVP'liğini ortaya koydu ve ağırlığını gösterip mesuliyet sahibi olduğunu kanıtladı tabii. Bizlere. Ben o açıdan sevindim. Yani bu serinin de 3-0'a gitmesini istemezdim. Yani neticede seyir zevkinin oluşması ve biraz daha devam etmesi bazı gerekiyor. Bazı serilerde de o şart. Ayrıyeten diğer tarafa da geçecek olursak abi Miami Heat verileri şaşırtmadı. Yok ya. Direkt o maçı çaldı. TD Garden'da durumu 1-1'e getirdi. Çok basit bir şey söyleyeyim. Yani biraz lafını erken kestim ama Jimmy Butler olsa bir de bir tane daha derli toplu adamları olsa yani yine elerler. Yani çok net eminim. Yani o Boston 78 galibiyetle falan gelsin. Bak tabii. O kadar iddialı konuşuyorum. 78 galibiyetle vesaire gelsin. Doğru doğru. Jimmy Butler yanına bir tane de sağlam bir uzun eklesinler. Yine 4-2 doğru. Falan yenerler yani. Gayet bu, sağlamdı. Bu zaten şeyden dolayı hani ne hani mesela ne bileyim çok formda bir Golden State ve Stephen Curry gibi bir rakiple eşleşmedikleri için tabii, ya tabii, mesela tabii. LeBron Miami Heat de bize bunu ikna edebilmiş durumda ve geçen gün birisi yorum yapmıştı Twitter'da gördüm işte ligde pek iyi olmayıp ama mesela bu Şampiyonlar Ligi kulübü dediğim bir kulübe doğru gidiyor hakikaten Miami Heat'ti. Yani. Öyle hakikaten helal olsun adamlara yani bakalım seri nereye gidecek. Diğer tarafta abi. Bir maç daha alırlar ona kesinlikle eminim. Ha tabii. Ve kadro hakikaten çok iyi değil Miami'nin kadrosu. Evet, yani evet. Geçen senenin finalisti falan diyebilirsiniz ama Eric Spoelstra artık şapkadan tavşan falan çıkarmaya geçti. Hani bir gökdelen falan çıkarıyor sürekli. Evet tabii yani canım. Kurduğu setler işte maça hakimiyeti çok yüksek. Buyur. Alperen Şengün diyeceğim. Ha. Şeyi alamadı. Yılın en çok gelişim kaydeden oyuncu ödülünü alamadı. Ama benim favorim orada yani biliyorsun Alperen değildi zaten. Tyrese Maxey'di. Tabii. Dürüst olmak gerekirse beni oydu. Beni şey şaşırttı. Yılın 6. adamı da ben Malik Monk'tan evet bekliyordum. Evet. Naz Wright aldı ama yani onda da hani alabilir tabii. Yani kimse bir şey demiyor ama takımının konumu mu etki etti? Onu yani. Bilmiyorum. Birileri de Naz Wright'in meme olması ve daha popüler bir internet figürü haline dönüşmesini öne atıyor. Olabilir. İstatistiklerin iyi olduğu aşikar. Tabii. Towns'un sakat... İkisi de çok hak etti zaten. Hak etti ama hani Towns'un sakat olduğu dönemde tabii Naz Reid biraz daha evet, öne çıkmıştı. Doğru, bu doğru. Ortada. Savunma takımının biraz daha hücum yapabilen, enteresan işler çıkaran uzunu olarak Naz Reid onu aldı. Doğru. Ama Malik Monk bence çok daha kuvvetli bir adaydı. Çünkü direkt üçüncü parçası gibiydi doğru. Sacramento Kings'in. Öte taraftan Alperen'in tamam hani en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünde olabilir de yani bu çocuğun zaten yaşı ufak zaten gelişecek. Hani o ödülün Maxi de çok yaşı yok ama o ödülün biraz daha dinamiği daha ileri yaşlı olup. Ha bence hani de. Alperen mesela 24-25'teyken o atılımı yapsaydı bence bu olurdu. Alperen şu an zaten hani standart mesela ne bileyim şöyle bir düşünüyorum da atıyorum Vince Carter mesela en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünü alır mıydı veya T-Mac? Almazdı. Evet, tabii, yok, sonuçta o adamlar çok büyük topçular. Hani ona doğru olmaya tabii, gidiyor. Tabii. Bizim Alperen de öyle. Mesela LeBron'un niye yok? Var mı? Yok. Yani Michael Jordan'ın da yok. Dirk Nowitzki'nin de yok. Tabii, doğru. Paul George'un var böyle en sağlam sayılabileceklerden. Bizim tabii ki Hido'nun var. En çok gelişme gösteren oyuncu ödülü ama onların tabii klasmanı daha aşağıda. Ha tabii doğru. Yani o açıdan diyorum. Yani Alperen açısından bir kayıp değil bence. Ama aday gösterilmesi tabii ki çok güzel bir olgu. Zaten bu sezonda gayet aslında hatırlanacak bir sezon tabii olarak ki, bitirdi. Tabii o da onun için çok büyük bir avantaj. Abi gelelim aslında arkadaşlarımıza hep diyoruz bir sonraki maçlarda ne diye. Bugün abi oynanacak maçlarda 12.30'da Indiana Milwaukee var. Durum 1-1 orada.
3'te Dallas Clippers var. Durum 1-1. Hakikaten bence çok güzel maç olur. Ve benim en çok merak ettiğim maç 5.30'da Phoenix Minnesota. Hı-hı. Çünkü şeyi merak ediyorum. Tepki verebilecekler evet. mi? Arkadaşlar da izlesinler. Thinking Basketball diye bir YouTube kanalı var. Orada nefis. Ben Taylor çok güzel aslında White Ball Pressure diye bir sene aslında Türkçe'de direkt abi eli şöyle yaptı demişim ya ben hani adam aslında onu çok daha teknik detaylarıyla 12-13 dakikada açıklamışlar. Arkadaşlar izleyebilir ya ben İngilizce izleyemiyorum demesinler. Direkt bassınlar abi Türkçe altyazı da var orada. Hı. İzlesinler çok güzel bir video. Minnesota'yı da teknik bir açıdan nasıl analiz etmiş görürsünüz. Minnesota'da 5 tane ediyorum. Murat var öyle söyleyeyim ben size. Murat'la siz tabii hiç karşılıklı basket oynamadınız. Yani, evet. Yani adama gına getirecek kadar sürekli el gösterir pozisyonda falan oluyor. Evet. Ve bunun da esprisi tabii aslında Timberwolves'un bu kadar diri olabilmesinin esprisi de. Hı hı. Chris Finch oradaki mesela savunma kurgusunu bence iyi yönetiyor. Takım dinamik, roller oyuncular iyi bölünüyor. Oyuncular çok müsait. Tabii oyuncular çok müsait. Gobert savunmanın, Edwards hücumun liderliğini aldı. Towns da olması gereken rolde ve tabii ki konuşmamız gereken, seri bittiğinde konuşmamız gereken bence Timberwolves lehine bitecektir diye düşünüyorum. McDaniels gerçeği var. Ha, McDaniels, nefis oynadı. Hani geçen çok maçta bu maçta da izlemek istiyorum. Hakikaten acaba yapabilecek mi diye. Ve son olarak aynı şey diyeceğim. Aslında koçun oyuncuları bu oyunu ikna etmesi de çok tabii güzel. Tabii. Sonuçta oyuncular ne kadar müsait olsa da bir yerden sonra başka bir oyun da isteyebilir. Bunu ikna etmesi de çok güzel. Hazırladım basketbol diye. Yaz ayı geliyor diye belki arkadaşlarımızla bir ara şey yapabiliriz. Belki tabii denk gelirsek ne bileyim Maltepe sahil. Yani Caddebostan sahili tercih etmeyiz. Çünkü oranın bence profili artık çok tabii, değişti. Tabii. Pek keyif de almayız. Ama ne bileyim Maltepe sahil ya da Kartal sahilde böyle bir piknik havasında. Hani hem böyle bir yıldız oynayalım ya da maç yapalım. Tabii birbirimizi sakatlamayalım ki. Tabii. İşimiz gücümüz var. Ha, yani. Herkesin meslek işi gücü var. Adamlarsa. Ama belki öyle keyifli bir etkinlik yaparız. Aynen. Belki katılan olur. Kalkıp da hani biz bir bildiride bulunup düşünsene evet. Bir de şey oluyor. Arkadaşlar ne bileyim. Ha, yok yok 21 Temmuz dedik ama mesela 3 kişi geldi. Ha, bizle beraber ama 1 kişi geldi. Bizle beraber. 3 samimi arkadaş. Yıldız oynarız dediğimiz. 50 kişi gelirse çok şaşırırım ama. Evet, enteresan yani, toparlayamayız da millet de bize birisi sanar. Ne oluyor lan der. Ama bir istekte bulunan belki gelirler hakikaten. Olabilir olabilir. Zevkli olur. Ayarlarız. Evet abi aslında reaksiyon düşük reaksiyon oldu. Çünkü neyden dolayı? Lakers'tan dolayı oldu. Evet, tepkiliyim buradan da, çok. Evet çok tepkiliyiz hakikaten. Buradan arkadaşlarımıza bizi izledikleri için, destek verdikleri için, değerli yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenip, kanala abone olup, yorum atıp bir de bildirimleri açarlarsa çok teşekkür ederiz diyelim. Görüşmek üzere.